muhteşem gecenin vazgeçilmez sunucusu, başarılı oyuncu ve aramızda kalmasın ekibinin değerli yorumcusu Gamze Karaman da geliyor Kırmızı Halı'ya. Çok teşekkür ederim. İşte benim stilim. Çantam yok. Nurella'ya selam olsun buradan. Çünkü gece sunacağım, o yüzden yok. Mazeretim var. Usta sanatçı Orhan Gencebay Kırmızı Halı'daki yerini alıyor bu kez. Sevgili Salih'in gecesi. Hep beraber dostlar olmak çok güzel. Kutluyoruz. Nice yıllara diyoruz. Başarılar diliyorum Salih'im. Gencebay gazetecilerle sohbet ederken yanına O Hayat Benim'deki oyunculuğuyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken usta isim Oya Başar geliyor. Güzel bir gece. Salih'in yanındayız. Çok hoş bir dergi çıkarttı ve gerçekten 7 yıldır da çok güzel devam ediyor. Ben onundan iftihar ediyorum. Bu kez de son dönemde hit şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran isimlerden İrem Derici ve eşi Rıza Esendemir geliyor. Paris konserine gittik hafta sonu. Büyük üşüttük. Bir de kendine bakan tipler değiliz. Yavaş konuşuyorum, farkındasınız değil mi? İşte yaşasın serum. Yapacak bir şey yok. Üşüttük ya. Bir de şimdi yarın Kıbrıs'ta konser var. Ondan sonra cuma günü 2 konser üst üste var bir günde. Toparlamam lazım kendimi yani. İrem Derici son derece hasta görünüyor ama sahne konusunda asla taviz vermeyeceğini de belirtmeden geçmiyor. Sahnede sıkıntı yok ya. Ona bir kolum kesilse yine çıkarım yani. O sıkıntı yok. İrem Derici'nin eşi için kilo vermeye çalıştığını açıklaması Rıza Esendemir'e soruluyor. Bu anlarda ikili arasında çok komik bir diyalog yaşanıyor. Ya mutlu oldum tabii canım. Ya gerçi gerek yok öyle, her türlü seviyorum canım. Onda bir sıkıntı ya, yok da kendisi de öyle istiyor. Ya, 90 kiloya geleyim de sever misin bak diyor. Ben olsam sevmem yani. Ve gecenin ödül alan isimlerinden TV8 ekranının sevilen talk show programı 3 adamın 3 birbirinden komik adamı geliyor. Ben hiç böyle düz görmedim. Magazin gazetecilerini yukarıdan aşağı koşturuyorduk. Şimdi aşağıdan yukarı çıkıyoruz. Yok, zor olmuyor ama yani enteresanmış. Burada bu tespitin üzerine zor mu oluyor yürümesi tespitin çok anlamsızdır da. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç daha röportajın ilk dakikalarından kahkahalar attırmaya başlıyor bile. Oğuzhan Koç'a gelen şarkı sorusuna İbrahim Büyükak öyle bir yanıt veriyor ki... Çoğunu bize yazmıştır mesela. Evet. Mesela giden günleri oldu, biz bir ayrılmıştık, konuşamamıştık yine. Benim diyor. Evet. Evet. Mesela. Çünkü doğru, her aşk bir gün biter. Ne ne ne? Ayı bana yazdı. Ay.